bu parsellerde önceki yıllardan beri çeşitli konularda denemeler yapıyoruz. Birincisi tohum, pancar tohumu, bunun gübresi, sulaması ve ilaçlarıyla ilgili deneme çalışmaları yapılıyor. Bu konuda tabii uzman kuruluşlarla da işbirliği yapılıyor. Birlikte bu denemelerin sonuçları takip ediliyor. Gelişmeler, uygun gelişmeler sahada uygulanmak üzere tespit ediliyor. Tabii bununla ilgili olarak da biz aynı zamanda tarla günleri de yapıyoruz. Çiftçilerimize bu denemeler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Onların bu başarılı çalışmaları bizzat kendi tarlalarında uygulamalarını arzu ediyoruz. Çünkü artık tarımda iş kolay değil. Maliyetler oldukça yüksek. Masraflar yüksek. Birim bazında yüksek gelir sağlamanın yolu çok kolay değil. Her bir konuda en yüksek faydayı, en yüksek verimi elde edecek çalışmaların yapılması lazım. Bizim mesela çiftçilerimizin en önemli masraf kalemlerinden bir tanesi sulama masrafı. Avrupa'daki çiftçilerden farklı olarak Türkiye'deki çiftçiler sulamada yoğun bir masrafla karşı karşıya kalıyorlar. Onun için de özellikle damlama sulama konusundaki çalışmaları artık çok önemsiyoruz. Sürdürülebilir tarım konusundaki çalışmaları çok önemsiyoruz ve bu çerçevede gelişmeleri bizzat takip ederek çiftçilerimize aktarıyoruz ve onların da uygulamasını arzu ediyoruz. Arkadaşlarımız gerçekten ekip olarak burada çok önemli bir gayret içerisindeler, çok önemli bir çalışma içerisindeler. İnşallah bunun hep birlikte faydalarını zaman içerisinde daha net bir şekilde göreceğiz. Avrupa'da özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'da özellikle pancar üretiminde su ihtiyacı olmuyor. Çünkü oradaki yağış rejimi bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Sulama ihtiyacını ortadan kaldırıyor idi şimdiye kadar. Demek ki artık küresel ısınma, iklim değişikliği özellikle Avrupa'yı da bu manada etkilemeye başladı ki onlar bunu ifade etmek durumunda kalıyorlar. Tabii biz Avrupa'ya göre daha su konusunda problemlerimiz olduğu için, su ihtiyacımız daha fazla olduğu için tabii sulama sistemlerini onlardan daha iyi bir şekilde biliyoruz ve uyguluyoruz. Onun için bizim daha iyi bildiğimiz ve uyguladığımız konulardan, bizim tecrübelerimizden faydalanmak istemeleri gayet normal. Biz de çünkü onların başka konulardaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Sonuçta dünyada artık iletişim çağı, gelişmeler anında herkes tarafından öğreniliyor, takip ediliyor ve herkes bu manada hem verimlilikte, hem kalitede, hem maliyetlerin düşürülmesinde yarış halinde. Bu yarışta başarılı olanlar başkalarından daha öne çıkacaklar ve üstünlük sağlayacaklar. Biz de çalışmalarımızı bu anlayış içerisinde yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Pancarda damla sulama sistemi denenmiş ama biraz başarısız olmuş. Ama bu başarısız olması bu işin yine de başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Teknoloji, çünkü bilim ve teknoloji sürekli gelişiyor, hızlı bir şekilde gelişiyor. İnsanlık tarihinin başlangıcından son işte 30 sene öncesine kadar ki icatların tamamından daha fazla son 30 yılda icatlar olduğu ifade ediliyor. Şimdi zamanın ihtiyaçlarını iyi gözetmek lazım. Türkiye'de suyun çok değerli olduğunu, kıt olduğunu ve değerli olduğunu bilmek lazım. Bu kıt suyu, kıt ve değerli suyu en optimum bir şekilde, en verimli bir şekilde kullanmak lazım. Kaldı ki bu suyun kullanılmasının yanında bitkiye sağladığı faydalar açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yağmurlama sisteminde bir takım hastalıklara sebebiyet verildiği görülüyor, biliniyor. Damlama sulama sisteminde bu hastalıklardan en azından korunma imkanı daha fazla. Asıl birinci önceliğimiz pancar tohumu ile ilgili gelişmeyi sağlamanın yanında bizim bölgemizde ki diğer ürünlerin tohumlarıyla ilgili çalışmaları yapılıyor. Mesela bu deneme parsellerinde işte aynı zamanda yonca tohumlarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sarımsakla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabak çekirdeği konusunda çalışmalar yapılıyor. Buna benzer pek çok ürünle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte bu.
Canlı ve canlı.